Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir tatlı hazırlıyorum. Bu biraz ıslak kek ve sufle karışımı bir şey oluyor. Sufleyi de severim böyle. Dün ben yaptım fakat bugün bazı malzemelerini değiştirdim. Yani dün yaptığımda tereyağı var orijinalinde. Ben sıvı yağ çevirdim. Bu tereyağı kokusu beni rahatsız ediyor. O yüzden böyle bir şey yaptım. Şeker oranını azalttım. Çünkü gerçekten çok fazla şekerli geldi bana. Şeker oranını da azalttım. Gerçi çocuklar çok iyi olduğunu söyledi ama hani bana çok fazla geldi. Bunun özelliği de şöyle. Burada sıcak su ve kakao şeker karışımı var. Keki yaptıktan sonra bu hamur halindeyken tepsiye döktükten sonra sıcak suyu üstüne döküyoruz ve fırına öyle veriyoruz. Böyle lımbır lımbır bir hani üstü su kaplı bir kek oluyor. Öyle fırına veriyoruz. Ha, dün yine ben dediğim gibi yaptım. Onda şey yoktu, mesela yumurta yoktu. Ben sabahleyin bir yumurta sarısı kullandığım için beyazı kaldı. Onu da ekleyeceğim. Bakalım hani nasıl olacak bilmiyorum ama hani dünkü çok güzel olmuştu. Dediğim gibi sadece ben tereyağı kokusundan dolayı hani sıvı yağ çevirdim. Tabii isterseniz siz öyle yapabilirsiniz. Bir de ölçülerini gerçekten azalttım. Unumuz, sütümüz, şeker, kakao, vanilya ve kabartma tozu var. Sıvı yağ var, böyle bu kadar sıvı yağımız. Burada da yine kakao ve şeker karışımıyla sıcak su var. Dediğim gibi yumurta beyazımız var. Şimdi başlıyorum ben yapmaya. Evet, şimdi başlıyorum ben. İlk önce kuru malzemelerle başlıyoruz. Evet, koyalım. Tamam. Tamam, koyabilirsin. Evet, oğlum yardım ediyor bana. Önce kuru malzemeleri ekliyoruz. Kuru. Kakaoyu da koyalım anneciğim. Kurucuk. Evet. Tamam. Şu kabartma tozunu, vanilyayı, bunu da dökelim. Evet, şimdi şöyle bir karıştıralım. Evet, tut tabağı. Çok da çekme anneciğim. Evet, böyle bir karıştırıyoruz. Şimdi sıvı malzemelere ilave edeceğiz. Sıvı malzemelerimizde de dediğim gibi sütümüz var. Evet, koyalım. Tamam. Sütü. Sıvı yağımız var. Dediğim gibi yumurta beyazını ekledim. Şimdi böyle bir karıştırıyoruz. Bu koyu kıvamı zaten dediğim gibi kek kıvamında, böyle hani kek hamuru kıvamında koyu bir kıvamı oluyor. Bence sen tut. Tamam, ben de tutayım. Şimdi bunu yağlanmış bir borcama dökeceğim. Evet, şimdi yağlanmış böyle küçük bir kare borcama döktüm tatlımızı. Şimdi üzerine dediğim gibi şöyle kakao ve şeker karışımı, böyle bir karışım var. Bunu döküyorum. Şimdi böyle üzerine gördüğünüz gibi şöyle yerleştireceğim. Bunun da üstüne bir bardak sıcak su kaynatıp dökeceğiz. Ya yani sıcak olarak dökeceğiz. Çok kaynar su değil de. Böyle. Bu zaten çok da güzel kabarıyor. İçinde iki kaşık olmasına rağmen kabartma tozu. Bu üstü de kıtır kıtır oluyor bu şekerden dolayı. Üzerine döktüğümüz şekerden dolayı bayağı bir sert oluyor. Tabii içi de böyle hani yumuşak olması gerekiyor ya da sulu, böyle sufle kıvamında olması gerekiyor ama ben dün 30-35 derece diyordu kendi tarifinde. Tabii o kadar yaptım. Benim fırın herhalde fazla sıcak pişirdiği için, iyi pişirdiği için böyle daha hani nemli kaldı, böyle kek kıvamında kaldı. Bugün birazcık daha az tutacağım fırında, böyle 25 dakika falan tutacağım. Şimdi döküyorum. Böyle. Foşur foşur. Görüyorsunuz bir bardak sıcak suyu. Şöyle ekledim. Bu şekilde de fırına veriyorum. Biraz köpüklerini tabii böyle kaşıkla şöyle şey yapalım. Aldıttıralım. Ama fark etmiyor. Bu şekilde fırına atıyorum 175 derecede. 25 dakika, 20-25 dakika tabii. Hani ben ona göre bakacağım, artık alacağım. Çünkü bunu kontrol edemiyorsunuz. Hani içi zaten sıvı olacağı için ya da böyle yapışkan bir kıvam olacağı için kontrol edemiyoruz. Şimdi fırına veriyorum. Evet, şimdi tatlımız hazır oldu. 30 dakika tuttum ben bu sefer. Geçen sefer biraz geçirmiştim. Şu anda bakın şöyle batırıyorum.
ortasına şöyle çıkartıyorum. Bu böyle tabi sufle kıvamında olduğu için böyle kaşıkla, bakın akıyor zaten içinde. Şöyle koydum. Üzerine bir top dondurma hemen ilave edip bu şekilde yiyebiliyorsunuz. Evet, güzel bir tarif. Gerçekten tadı da güzel, kendi de güzel. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun.